되셨습니다. 주님 회개하는 행동으로 그렇게 하셨습니다. 돕구가 싫은 맛 점수가 나면서 아무 때리겠어. 60m 가라, 돕구가 싫은 맛이냐? 주먹을 예쁜 맛은 빠질 때에요. 미빈때 미치는 것은 이제 그런 맛은 어둠이 됐다. 그러다, 얼마 수시를 박가는 다른 박가는 뭐 공인의 길에 ortaklaşa güzel çalışmalar yapıyor. Manca bakan olarak da bu para bir şey görev para bulur. Ben para vereceğim, onlar da bu yatırımları inşallah bu bölgede de yapacak, Türkiye'nin her tarafını da yapacak. Suyun ne kadar sizin önemli olduğunuzu bugün burada bir defa daha gördüm. İnşallah 2019'da giden süreçte süratle bu yatırımlara hız vereceğiz. Ben kırsalda, tabii önceki dönemlerinde bu kadar bu işlerin farkında değildim. Ankara'da oturulatmışlar çocuğum diye. Vatandaşın yanına gideceğim. Çiftçinin yanına gideceğim. Toprağı emizleyeceğim. Ayağını toprağa basacağım. O zaman sorunlarımıza gideceğim. Şimdi anlıyorum ki sulama çok önemli. Toprağın suyla buluşması o kadar önemli ki can veriyor. Toprağa can veriyor. Hayata can veriyor. Orada vatandaşı tutuyor. Onun için ben diyorum ki Sayın Bakanlarına, valla artık tamam 50 yaşından sonra anladık, kabul ettik. Yani bu toprakla su önemli işte, buna daha fazla kaynak arayacak. Bütün imkanlarımı kullanıyorum. Yeter ki çiftçilerimiz bulunduğu yerde daha fazla yatırım yapsın. Değerli arkadaşlar, lisanslı depoculuk tüm tarımın geleceğidir. Lisanslı depoculuk sizlerin geleceğidir. Ve hükümet olarak lisanslı depoculuğa özel önem veriyoruz. Lisanslı depoculukta birçok teşviğimiz var. Ama bunları önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Böylelikle çiftçimiz ürettiği ürünü lisanslı depoya teslim etmek suretiyle işini daha iyi yapacak. Daha güvenli hareket edecek. Malına fiyat bulacak. Burada Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Büyük bir heyecan içerisinde, büyük bir gayret içerisinde sizlerden de aldığı destek ve güvenle bize bu taleplerini ilettiler. Dediler ki Tekirdağ'da tarım büyüyecekse, Tekirdağ'da çiftçi kalkınacaksa mutlaka borsa olarak bu işe el atmamız gerekir dediler. Vekillerimizle beraber oturduk, konuştuk. Hakikaten onların heyecanını gördüm. Hazırladıkları projeyi gördüm. Ben de heyecanlandım. Gerçekten bu bölgede tarımı geliştirecek, büyütecek, size güç ve güven verecek bir projeyi arkadaşlar hazırlamışlar. Ben dedim ki siz her şeyi yapmışsınız, projeyi çizmişsiniz. Önünüzü de görüyorsunuz, çiftçiye de güveniyorsunuz. Maliye Bakanı olarak bana düşen ne? Sizin istediğiniz bu arsayı, araziyi size vermek. Veriyorum gitti. Arkadaşlarımız çok modern tesisler yapıyorlar. Trakya çiftçisine yakışır, gerçekten büyük tesisler yapıyorlar. Ve gerçekten inşallah ilgili bakanlıkta şu anda çalışmaları devam ediyor. Ben de bunları takip ediyorum. Milletvekillerimiz takip ediyor. İnşallah ardından da biz bunu hayata geçireceğiz. Tamam mı? İnşallah. Ben tekrar Ankara'da birlikte olduğumuz bütün arkadaşlar, size bunu heyecanla anlattıkları için özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siz bu işe inanmıyorsunuz ve güveniyorsunuz. Burada bir konu daha önemli. Burası tarımın yaygın olduğu bir bölge. Çiftçinin toprağı işliyor. Babasından, atasından, dedesinden beri işliyor. Tamam işliyor ama devletine ait bir arazi burası. Satın almak istiyor. Dedik ki vatandaş eğer bir tarlayı sürüyorsa, işliyorsa o zaman devlet olarak bu vatandaşa bu araziyi doğrudan ucuza verelim. Biliyorsunuz 2011 yılında bir kanun çıkarttı. Ve bu kanunla özellikle köylerimizde devlete ait tarım arazilerini işleyen tünel çiftçilerimize buraları doğrudan satış imkanı getirdik. Örneğin 100 liralık bir arsayı, 100 liralık bir tarlayı 36 liraya çiftçimize